Alevi canlarımız, Kürt kardeşlerimiz, Çerkezimiz, Lazımız, kısacası tüm etnik, her mezhepten, her meşreften bizleri izleyen tüm izleyicilerimize söylem haber ajansı olarak selam ve saygılar yolluyoruz. Biliyorsunuz siyasi arenada ülkemizde bir dönem sağ sol, bir dönem Kürt Türk, bir dönem Alevi Sünni meseleleri her dönem her koşulda tartışılmış, işlenmiş ve algı yaratılmış ve bu yüzden de birçok vatandaşımızı, kardeşimizi çıkan etnik olaylardan dolayı toprak altına koymuşuz. Yine bir seçim arenasına yaklaşırken yine Alevilik tartışılıyor, Alevilik konuşuluyor. Oysa yine dün Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Galicia'da, Kurtuluş Harbi'nde bizimle birlikte bu bayrağın altında, ay yıldızlı bayrağın altında vatan için, bu topraklar için omuz omuza savaşmış, kan dökmüşüz ve bu toprakları şehit kanlarıyla sulamışız. Her mezhepten hepsi bu gök kubbenin altında, bu semanın altında toplumsal olarak hepimiz bir kardeşiz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı olacak veya adaylığı konuşulan CHP Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevilik kimliği nedeniyle Alevi oluşundan bu konuda böyle bir polemik, bir algı, bir tartışma yaratılıyor. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi siyasi partiye oy vermiş olursak olalım, bu toplumun çok önemli tuğlalarıyız. O yüzden de biz bu Aleviliği yeterince algılıyoruz mu, anlıyoruz mu? Vatandaşlarımız Alevilik deyince ne anlıyor? Sokakta vatandaşlarımıza sormak istiyoruz. Bakalım sokaktaki insan Aleviliği nasıl yorumluyor efendim? Sıradan bir olay değil. Sünni diyeceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir saiktir, bir problemdir. 28 Şubat ittifakında kazan kaynıyor. Belirlenemeyen Cumhurbaşkanı adayı üzerinden tartışma bir kez daha alevlendi. İyi Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtemel adaylığına itiraz geldi. Alevi olması... İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Alevi olması sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kabul görmeyeceğini söyledi. Sünni diyeceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir saiktir, bir problemdir. Ben de o konuya Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Oral, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin %70'lik kesimine hitap etmediğini savundu. Altılı Masa daha uygun bir isim belirleyecek dedi. Türkiye'nin %65'i 70'i muhafazakar, mütedeyyin, dini hassasiyeti yüksek bir kesim, bir profil çiziyorsa, hı hı, o zaman ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi, hı hı, o kıymetli genel başkanlarımız bu profile uygun bir adayı seçeceklerdir. İyi Parti Meclis Grubu bu açıklamanın ardından olağanüstü toplandı. İbrahim Halil Oral Genel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Akşener özür diledi. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Delikanlıyla röportaj yapıyordunuz. Ne soruyordu? Efendim Aleviliği istiyoruz. Yani Aleviliğin toplumda karşılığı nedir? Evet. Yeterince algılayabiliyoruz mu? Evet. Siyasette ve toplumda nasıl bir profilden bakılıyor onu soruyoruz. Peki o zaman gencin cevabını birlikte dinleyelim. Başkanım, şimdi biliyorsunuz siyasi
partiler, özellikle iktidara yakın partiler diyeyim ben size. Hı hı. Genellikle dini kullanarak ya da işte Alevi kesim, işte farklı kesimleri kullanarak kendilerini ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Fakat bu yanlış bir şey. Hani siz de bilirsiniz ki Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, işte Jonkbayırı'nda, gerek ana partilerde bu millet tek yürek olarak savaştı. Evet. Alevi, Kürt, Çerkes ya da Lazı Sünnisi ayrılmadan. Evet. Türk ordusu olarak savaştı. Evet başkanım. Bak bu delikanlı birçok siyasetçiden daha doğru tespiti, akıllı tespiti, en doğru tespiti yapıyor. Üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk ordusunun üniformasını giyen herkes büyük Türk milletinin mensubudur. Ve şehit olurken Alevi Sünni diye değil, Allah Allah diyerek hepsi şehit oldular, gazi oldular. Onun için bu meseleyi bu şekilde bir ayrışma konusu olarak sunmak hem ayıptır, hem milli bir günahtır. İnsanları biz mezheplerine göre değil, dinlerine göre değil, bu ülkeye olan sadakatlerine, bağlılıklarına ve hizmetlerine göre değerlendirmeliyiz. Evet. Efendim son bir sorum var sizi buradan uğurlamadan. Sokağa, caddeleri, esnafları geziyorsunuz. Daha çok insanların yüreklerine dokunarak, onlarla evet, temas ederek siyaset yapıyorsunuz. Evet. Siyasette hem bir hoca olarak da bu ülkede çok katma değeriniz var. En çok insanları ekonomik koşullar yoruyor şu anda. Evet. Karşılaştığınız manzara, özellikle Antalya sokak ve caddelerinde, esnaflarında ne tür manzarayla karşılaştınız? Neler söylüyorlar efendim? Esnaf depremzede gibi olduğunu, enkazın altında kalmış, sıkışmış bir depremzedenin dışarıya kimse var mı şeklinde bağırması gibi hükümete çağrıda bulunduklarını ama bir cevap alamadıklarını ifade ediyor. Ve esnaf aynı zamanda şunun farkında, bu ülkede 10 milyonu aşmış sığınmacı var, kaçak var ve sayıları her geçen gün artıyor. Bu sayı arttıkça Türkiye'nin ödediği, Türk halkının ödediği bedel de artıyor ve yeter artık, herkes vatanına dönsün diyor, herkes vatanında mutlu olsun diyor. Özetle Türk halkı hem ekonomik krizden hem sığınmacılardan bıkmış durumda. Siyaseten son bir sorum var. Mansur Yavaş'ı aday ilan ettiniz. En azından adaylığa davet ettik. Evet. Davet ettiniz. O Mansur Yavaş tarafından da bizim bilgimiz dışında, biz henüz bu konuda görevimizin başında diye bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı olarak, aday olarak kimi görmek istiyorsunuz Mansur Yavaş olmazsa? Bir Mansur Bey'in cevabını tam alalım, belli olsun, ondan sonra Ümit konuşalım. Ümit Özdağ'ı bu memleket Cumhurbaşkanı aday olarak görebilecek mi? Bugün gündemimizde öyle bir şey yok. Mansur Bey konusundaki desteğimiz devam ediyor. Peki. Evet, teşekkürler. Teşekkür, delikanlı, iyi günler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet efendim. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bugün ülke gündeminde, ülke gündemini değerlendirdiğimiz sokak haberlerimizde, sokak her gün burada ülke gündemini değerlendiriyoruz. Bugün Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da burada misafir ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz söyleme berajansı olarak. Efendim, toplumsal bir algıyı, toplumsal bir sorunu, çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Zaten siyaseti, ekonomi her gün konuşuyoruz. Ama kardeşin kardeşten ayrıldığı, etin tırnaktan ayrıldığı ve bu dönemlerde sürekli birbirimize etnik kimliklerimizden dolayı, inançlarımızdan dolayı maalesef böyle bir ayrıştırma oluyor. Bu algoritmayı bugün vatandaşlarımıza soruyoruz. Seyfe sen şu tarafa gel de. Abla sen şu yolu engellemeyelim. Biraz yakın çalış ya. Yakın çalış biraz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerelisiniz? Diyarbakırlıyız. Diyarbakır. Siz de Diyarbakır. Eşim. Eşiniz karı koca. Diyarbakır'da Güneydoğu Anadolu bölgemizin başkenti diyelim. Yani çok önemli bir kenti. Başkenti derken çok önemli bir ilimiz. Diyarbakır'a buradan selam gönderiyoruz. Efendim şunu sormak istiyoruz. Alevilik deyince ne anlıyorsunuz? Yani Alevi kardeşlerimizle ilgili, zaman zaman Kürt kardeşlerimizle ilgili kimliklerimizden dolayı ayrıştırmaya, ötekileştirmeye çalışıyoruz. Toplumda her dönem yapıyoruz bunu. Bir vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya benim Alevi arkadaşlarım da var.
teşekkürler açık arkadaşlarım da. Dini olarak ayrı arkadaşlarım var, Almanya'da yaşayan arkadaşlarım var. Her tarzda arkadaş olunuyor. Bence bu din, dil, ırk ayrımı yapan insanlar bence hiç doğru değil. Karakter önemli değil mi mesele? Karakter olarak yakınlaşabiliyorsan, arkadaş olabiliyorsan, mesele sadece karakter meselesi aslında. Din, ırk ayrımı yaparak sadece kendini, yani ne diyeyim bilmiyorum, bazı insanlar öyle yapıyor ama bence çok yanlış bir hareket. Bilmiyorum, ben de bir insanım ve benim de bir sürü çevrem var. Benim de Alevi arkadaşlarım var, Kürt arkadaşlarım var, Türk arkadaşlarım var. Yani mesele karakter meselesi, ben o yönden bakayım, kendi açımdan söylüyorum. Bence herkesin de öyle yönden bakması lazım. Kürtlerin kötü olduğu yönleri de var, Türklerin kötü olduğu yönleri de var, Alevi'nin olduğu kötü yönleri de var. Herkes, biz insanoğluyuz, herkes şey, beş parmağın beşi aynı olmadığı için, her insan da aynı olmadığı için din dil ayrımı yapılmamalı. Zaten böyle bir ayette var ya, din dil evet, ayrımı yapan bizden değildir. Diyorsunuz ki kıblemiz ortak. Evet. Kıblemiz insan diyorsun yani. Bence karakter. Yani insan demeyeyim de karakter. Hiç Kürt olmaktan, ötekileştirmekten buna benzer sorunlarla karşılaştınız mı? Yok, ben karşılaşmadım. Benim çevrem öyle bir çevrem yok çünkü. Evet. Karakter çevremi var yani, evet, karakterle olan bir şey. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ne demek. Yanımızda da eşi de var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Dediğim gibi konuşmalarımız hiçbir siyasi, hiçbir ideolojik tarafı yok. Toplumsal en büyük yaralarımızdan bir tanesi, inançsal kimliklerimiz ve duruşlarımızdan dolayı zaman zaman değil birçok zaman kötü sonuçlar doğurmuştur. Dedik ya, kardeşin kardeşe, dostun dosta el olduğu zamanlar görmüş bu ülkemiz. Bu algıyı sürekli kullananlar var. Bunlara fırsat vermeden kardeşliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Neler söylersiniz? Alevilik veya Kürtlük deyince ne algılıyorsunuz? Ötekileştirdiğiniz oldu mu? Vallahi ötekileştirilme oldu, olmadı değil. Zamanında hani sen Diyarbakırlısın, sen Kürtsün, sen bir şeyden anlamazsın, sen kronun önünde gidenisin. Ama şu anda mesela diksiyonun diğerlerine göre, hani ben Türk'üm diyenlere göre, hani bak ben Diyarbakırlıyım, şöyle ırkçılık mahiyetini, hani ben Türk'üm, anlaşılmak adına diyorsun. Anlaşılmak adına söylüyorum. Hani Türk'üm diyenden ben daha iyi Türkçe konuşuyorum. Kaldı ki benim soyadım da Türk. Abdullah Türk. Benim soyadım Türk bizzat. Hani mevzu Türklük, Kürtlük, Alevilik falan değil. Rabbim insanoğlunu yaratırken sen Alevisin, sen Türksün, sen Çerkessin, sen olsun, sen busun demiyor. Ey insanoğlu diye sesleniyor sana. Sen insanlığını unutup da neden ırkını, sadece ırkını savunmaya düşüyorsun? İnsanlığını değil de. Şu anda insanlar hani birbirine candan olması gereken zamanlarda, bırak hani birbiriyle konuşmayı, önce gelirken selamünaleyküm, aleykümselam, ha bunun şilvesi var, bu kesin Türktür, veya bunun şilvesi var, bu Karadenizlidir deyip ondan uzaklaşmaya çalışıyor. Veyahut insanlarla konuşurken mesela, evet, bende önceden olan şey, mesela bende şilve vardı, Diyarbakır şilvesi. İnsanlar o şilveyle dalga geçmeye başlıyor. Mesela bize küçük bir Diyarbakır şivesi konuşsak. Ya abi basit bir, hani ne yapsan abi, abi hayırdır falan, hani o tarz. Hani onları konuşmaya başlayınca, ha insanlar seninle artık böyle dalgayı vuruyor seni. Bırak ciddiye almayı, dalgayı vurarak hani seni ciddiye almamaya başlıyor. Ama sen benim konuşmama takıl, hani şilveme takılmaktansa benim konuştuğum cümlelere takılmıyorlar. Ciddiye onları almıyorlar. Hani insanlar dediğim gibi hani artık ırklarına, birbirlerini ırkına göre ayırt ediyor. Hani dini, inançları siyasete alet edilmesini nasıl buluyorsun? Abi bence sıkıntılı bir durum bu. Çünkü şöyle, din, dil, ırk siyasete konulduğunda mesela diyorlar ki biz Ermenileri Ermenileri sevmiyoruz diyor. Tamam, sevmiyorsun, eyvallah. Ama mesela diyelim ki şurada bir Ermeni kardeşim var. Ha bak, ben dediğim gibi hiçbir şey yargılamam. Ben insanına göre, milleti beni alakadar etmez. Nereli olursa olsun orası beni alakadar etmez. Mesela ben Diyarbakırlıyım. Dayım mesela ne bileyim Bursalı. Dayımın nereli olduğu beni alakadar etmez ki. Dayım iyi bir insan mı? İyi bir insan. Bitti benim için. Hani onları alet etmek insanları sadece ayırmaktan başka hiçbir şeye yaramıyor. Evet. Hani insanları daha çok mesela orada Türk-Kürt ayrımı bilmem ne, onları yaparak mesela dışarıdaki millet de Türkiye-Kürt'e karşı ayrı bir, birbirleri kendi aralarında bu sefer çatışmaya başlıyorlar. Siyasete bunları karıştırmak kötü bir şey yani. Halbuki bunların hepsi bizim zenginliğimiz diyorsun. Yani abi bunlar
Ya şöyle, bunları bizim değerlendirmemiz lazımken tam aksine hani aleyhine ve lehine olayı var ya, bizim kötümüze, hani lehimize oluyor bu sefer. Hani aleyhimize oluyor, pardon. Mesela ben Kürdüm, sen benim yemeklerimi alabilir, hani yemek şeylerimi, tarihimi, hani tarihi eserlerimizi, bir turizm mi kazandırabiliriz? Veyahut ne bileyim, farklı türden birbirimizin yapabildiği, senin yeteneğin farklıdır, benim yeteneğim farklıdır. Dayımın yeteneği bambaşka bir şeydir. Evet. Hani bunları birbirine... Topladığın zaman büyük bir zenginlik çıkar diyorsun. Aynen. Çok büyük bir zenginliğimiz varken o zenginliği kullanmak yerine biz daha çok fakirleşmeyi tercih ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Benim için etnik kökenin bir önemi yok. Önemli olan insan olması. Yani Kürtlü, Türklü, Alevili, Sunni diye ayırt etmiyorum. Yani benim için Alevi de aynı, Sunni de aynı, Türk'ü de aynı, Kürt de aynı. Önemli olan insan olabilmek, insan kalabilmek. Etnik kökenin bir önemi yok benim için. Bir dönem sağ solda Kürt, Türk, Alevi, Sünni, bu sadece, bu sadece etnik kökenin birbirlerine düşmesi için işte Kürt'le Alevi'nin, Türk'le işte Kürt'ün bir arada olmasını kabullenemeyen insanların aramıza nifak sokmaya çalışmaktan başka hiçbir şey değil. Yoksa sen Kürtsün, ben Türk'üm, aramızda bir fark var mı? Aynıyız. Aynı işte kıyafetleri giyiyoruz, aynı lokantada yemek yiyoruz, aynı yerde su içebiliyoruz. Aynı bayrağın altında. Aynı bayrağın altındayız ama bizim aynı bayrağın altında kalmamızı kabullenemeyen insanların tamamen oyunudur bu yani. Başka hiçbir şey değil. Burada eğer bir mesaj verilmesi gerekiyorsa insanlara sadece etnik kökenlere değil de insan olduğumuzun bilincine varmak ve bizim insanca birbirimize işte paylaşımlarda bulunmamızı engel olmaya çalışan insanlara karşı bir olup onlara bir şey öğretebilmek. Evet, çok güzel bir mesajdı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Alevilik diye nitelendirdiğimiz dört halifeden birisi olan Hazreti Ali ve Peygamber Efendimiz'in damadı. Yani Alevilik biliyorum. Savunan ve Alevilik diyen kardeşlerimizin yolu, yöntemi. Neden biz Aleviliği yeterince algılayabildik mi? Alevilik deyince ne algılıyoruz? Alevilik deyince Alevi sevenleri algılıyoruz. Onun dışında algılanabilecek olumsuz bir şey tabii şu son zamanlarda gündem oluyor ama hani onun dışında ben bir şey algılamıyorum. Olumsuz bir algım oluşmuyor yani. Bugün İslamiyet'i, inançları, Kürtlüğü, Türklüğü, Aleviliği siyaseten kullanılanlara nasıl bakıyorsun? Aslına bakarsan mezhepsel, etniksel birçok ayrımı herkes paylaşmış ve ondan besleniyor olabilir ama bugün Alevilik, Türklük, şuluk, buluk vesaireden ziyade açlık, tokluk, ezen, ezilen başlıklarında bizim sorunlarımız çözülebilir. Onun dışındakiler detaydır benim görüşüm. Evet. Çok bir şey yok. Mesela yani. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı tabii yakışıksız olası durumunda Alevilik kimliği ya, kullanılıyor mesela. Nasıl ya, bakıyorsunuz? Ya, bu orta çağdan bakıyorum ben buna. Bu çağın şeyi değil. Orta çağdan bakıyorum. Bu bakış açısı, bu söylem dili bu günü yansıtmıyor. Şu sokağı yansıtmıyor. Ya, bunlar 70 model şeyler olabilir belki ama hala da atıyorum istisna olabilir. Yani toplumun bir kesiminde 3-5 kişi böyle düşünüyor olabilir. Böyle düşündüyse de bunu gündem yapmamız doğru değil. Yani bir kişinin Cumhurbaşkanlığı olmasının kriterlerinden bir tanesi değil. Liyakat için sünni olması, şucu bucu olması bizi ilgilendirmiyor. Adil olması, ehil olması, işini bilen olması bizi ilgilendiriyor. Bunlar ayrıştırıcı şeyler, evet. Birleştirici şeylere ihtiyacımız var bizim. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması, olmaması, Hristiyan olması, başka bir şey olması hiçbir şey ifade etmez ki. İnsan olması, dürüst olması yeterli. Yani bir insan mesleğini iyi yapıyorsa ne olursa olsun. Mesela ben Almanya'dan geliyorum. Almanya'nın Tarım Bakanı Türk. Şimdi adamlar ayrım yapmıyor. Bu Türk, bu Alevi, bu Müslüman, bu Sünni diye bir ayrım yapmıyor. Biz niye yapıyoruz? Şimdi onun için Kılıçdaroğlu'nun Alevi ya da Sünni olması benim için hiç fark etmiyor. Çalışması, dürüst olması yeterli. Alevilik deyince ne anlıyoruz peki? Alevilik bir yol yani. Alevilik kendi başına bir inanç türü, kendi başına bir yol.
ve Türkiye'nin bir mozaik taşıdır Alevilik. Cumhuriyetin temel taşıdır Alevilik. Evet. Yani kimseyi ötekileştirmeden, hayır, kimseyi, insana insan gibi bakmalı. İnsana insan gibi bakan, 73 millete aynı nazarda bakan bir inanç türüdür. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi çok günler. Sağ ol. Hep Alevilik bir her dönem seçim dönemlerinde tartışılıyor. Acaba Aleviliği yeterince anlıyoruz mu veya Alevilik karşıdaki kişinin Alevi olması seçimlerde engel midir? Vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizim önce bunlardan önce başka şeyler düşünmemiz lazım. Önce biz asil olarak milletin kendisi asil olduğunu bilecek ki vekil tayin ettiklerine hesap sorabilsin. Şimdi Alevisi, Sünnisi, Arnavut'u, Gürcüsü. Bugün Türkiye'de milyonlarca yabancı vatandaş var. Alevi bu devlete vergi vermiyor mu? Ben Alevi değilim. Ama Alevi birçok dostum var. Birçok dostum var. Onlar birçok kendini milliyetçi zanneden kişilerden, tanıtan kişilerden daha devletçi, daha milliyetçi, daha Atatürkçü, daha bayrağına saygılı, ezanına saygılı. Bu inançlarla bölüp parçalamakla hiçbir yere varılamaz. Bu iktidarla muhalefetin arasında Ali Cengiz oyunu. Biz toplumsal olarak biz kendimizi bakın şimdi. Hayır, özür dilerim. Şunu sormak istiyorum. Toplumsal olarak hem İslamiyet olarak hem inanç olarak Alevilik olarak Kürtlük olarak etnik kimliklerini de çok kullanıyoruz. Peki ben başka bir şey söyleyeyim. Bugün Hazreti Muhammed bizim peygamberimiz değil mi? Ve Allah'ın gönderdiği en son peygamber. Dünyaya, alemine en son peygamber. Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed amca çocuklar değil mi? Peki Hazreti Muhammed'in en son vasiyeti neydi? Beni kim yıkasın, kim kabre koysun diye vasiyet etti Hazreti Ali. Yıllardır Aleviler bu devlete vergi vermiyor mu? Çalışmıyor mu? Hizmet etmiyor mu? Şimdi bir tane dangalak çıktı orada, işgüzarlık yaptı. Aslında onu söylemek istedi, o değildi. İktidar senin Aleviliğini koz olarak kullanıyor ve kullanacak demek istiyordu ama o milletvekili ne dediğini düşünemedi. Neye düşünemedi? Çünkü zikrinde o vardı. O arkadaşımız İyi Partili olmasına rağmen zikrinde o vardı. Ama onun aslında söylemek istediği o değildi. Bugün Alevi de, Kürt de, Türk de bu memlekette bugün savaş çıksa 7'den 70'e herkesten önce gidecektir. 7 düvele karşı herkes savunur. Gitmiştir ve gidecektir. Bugün Yunanistan bize dişini göstermeye başladı. Sanıyor musunuz bir savaş çıksa Kürt gitmeyecek, Alevi gitmeyecek? Böyle bir şey var mı? O kendini milliyetçi... Safın en son... En üst saflarda... O kendisini milliyetçi diye addedenler kaçarlar. Zamanında 6. filoya secde ettikleri gibi kaçarlar. Ama Alevi vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız, Arnavut vatandaşlarımız en ön sipere giderler. En önde gitmişlerdir ve gidecektir. Gitsinler bir Çanakkale şehitliğine baksınlar. Orada Kürt'ü de yatıyor. Türk'ü de yatıyor. Alevisi de yatıyor. Sünnisi de yazıyor. Hanefisi de yatıyor. Hanbelisi de yatıyor. Şafisi de yatıyor. Bu ülke için canını vermiştir. İşte o kefensiz toprak altında yatanların kemiklerini sızlatıyorlar. Bir koltuk uğruna değmez bunlar. Değmez. Değmez. Ha bu bayrak bizim inmeyecekse, bu ezanlar dinmeyecekse biz bütünleşmemiz lazım, kardeş olmamız lazım. Kenetlenmemiz lazım. Bunu bükersiniz. Bu tek parmağımı bükersiniz. İkiyi de bükersiniz. Hadi yumruğu bükün. Bükemezsiniz. Bizim buna ihtiyacımız var. Atatürk ilke ve inkılaplar doğrultusuna gitmemiz lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, görüşler bu. Alevisi de, Türk'ü de, Kürt'ü de, hepsi de bizim temel taşımız. Hepsini çok seviyoruz. Bu bayrağının altında, bu vatan topraklarında her alanda kurtuluş mücadelesinde Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da omuz omuza, göğüs göğüse bu vatan toprakları için müdafaa ettiğimiz kardeşlerimize kimse aramıza ikilik sokmaya kalkmasın. Hiçbir siyasi görüş, hiçbir ideolojik duruş, kimse bizim bu kardeşlik bağımıza olumsuzluk eklemesin diyor. Bugün de Alevi kardeşlerimizin ve etnik gruplardaki diğer görüşteki, diğer inançtaki kardeşlerimizin görüş ve düşüncelerini
bugün ekranlara getirmeye çalıştık. Yayında ve yapımlamaya geçen bütün arkadaşlarım adına Antalya'dan herkese Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşçakalın. Şöyle bir sevdaya saldı dert beni doğru.